من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وعد فوفى وأوعد فعفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الدرس الثالث والثلاثون في الحديث الثالث والثلاثين 33. ders 33. hadis hakkındadır. An İbni Abbas'ın radıyallahu anhuma, İbni Abbas'tan rivayet edilmiş. O Habrul Ümmet lakabıyla lakablenen Efendimizin amcası Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah'dan rivayet edilmiş. Abdullah Taif'te vefat etmiş. 68 Hicri 68'de Taif'te vefat etmiş. Oğlum. An İbni Abbas radıyallahu anhuma enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Efendimiz demiş ki لَوْ يُعْتَنْ نَاسُ بِدَعْوَهُ لَوْ يُعْتَنْ نَاسُ eğer insanlara verilirse بِدَعْوَهُمْ davaları sebebiyle. Ne sebebiyle Mustafa? Veri sebebiyle. Yani kim bir şey dava ettiyse, dava ettiği için ona verilirse لَدَّعَ رِجَالٌ bir takım insanlar dava ederler. اَمْوَالَقَوْمِ başkalarının malını ne ediyorlar? Dava ediyorlar. Ahmet kalkar cihadın bu evi benimdir diyor. Tamam, madem benim diyorsa ona verelim. O zaman çok insanlar, çokların malını ne ederler? İddia ederler. وَدِمَاءَهُمْ çok insanlar, çok insanların dimalarını alırlar. Frankes benim babamı öldürmüş. Daha ne? Getirin kısas yapalım. Olmaz. Herkes dava ettiği şey, dava etmeyle ona verilecek değil. Ya, لَكِنِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِ beyinet müddai üzerinedir. Beyinet ne? Yani biri, bu ev benim. Ahmet kalktı ki cihadın oturduğu ev benim diyor. Şahitlerini getir diyoruz. Adil iki tane şahit. Yoksa vermeyiz. Şahit bulamadı, getiremedi. Vel yeminu ala men enkere. İnkar eden de cihad diyor, hayır bu ev onun değil, benimdir. Ona da yemin gereklidir. El beyinetu alel mudda'i vel yeminu ala men enkere. Bir kişi bir şeye dava ediyorsa yemin getirecek, şahitlerini getirecek. İnkar eden kişi de eğer bu şahitlerini getiremezse o ne eder? Yemin eder. Oğlum, demek hadis ne diyor? لَوْ يُعْتَنْ نَاسُ بِدَعْوَاهُمْ eğer insanlara mücerred, mesnetsiz, delilsiz davalarıyla onlara bir şey verilecek olursa çok insanlar çokların malını dava ediyorlar. Onların kanlarını ne ediyorlar? Dava ediyorlar. Öyleyse kupkuru dava ile bu işler olmaz. Lakinil beyinetu alel mudda'i mudda'i üzerine ne var? Beyinet. Dava eden kişi üzerine şahit gereklidir. Vel yeminu ala men enkere yemin de inkar edenedir. Niye mudda'iye şahit mudda'a aleyhiye inkar edene yemin, müddaiye şahit gereklidir. Çünkü müddainin dava etmesi daha ağır bir şeydir. Cihad evinde oturuyor. Zaharu ki bu ev cihadındır, onun elinde de o faydalanıyor. Ahmet kalkıp bu benim diyor. Bak Ahmet'in dava etmesi anormal. Onun için Ahmet'e şahit gereklidir. Şahit yeminden daha güçlü. Ha bu şahit getiremezse, cihadın şahit getirmesine gerek yok. Ev onundur, zahar o ki onundur. Yemin etmesi nedir? Kafir gelir. Oldum. Hadisun hasanun. Bu hadis nedir? Hasendir. Ravahul beyhakiyu. Beyhakî Allah-u Alem Şuab-ül İman'da rivayet etmiş. Ve gayru beyhakının gayrisi bu hadisi rivayet etmişler. Hakeze bu şekil. Nedir? لَوْ يُعْتَ النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَدَّعَ رِجَالٌ اَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ لَكِنَّ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِنُ عَلَى مَنْ اَنْكَرَ Beyhakî, Beyhakî'nin gayrisi hadisi bu şekilde rivayet etmişler.
Ve bazı hadisin tamamı değil, bir kısmı, bu söylediğimizin bir kısmı fi's sahihayn. Nerede var? Müslim, Buhari'de de varlar. Ve bazı fi's sahihayn. Oldu değil mi? Ha. Beyhak'ın vefatı kaçtı? O gün bir yere geçti, yazmadık. Sanki bir yerden yazdık. Yazmadı. Geçmedi. Şurada mıydı? İmam Bekir büyük bir alim. Şu an bu liman aşağıda o onundur. Bakın 458 eskilerdendir. Onun vefatı 458 Hicri. Bakın 458. Kitapları çoktu, kitapları da çok önemli. Fadail-i Sahabe kitabı var, Akaid var, Mehrez Sünnen ve Lasar var, Maalim-i Sünnen var, Tahrir-i Hadis-i Um var, Beyan-ı Hatay-i Men Akhda Ala Şafi var. Neyse. Oldum. Diyor, Hazreti Süleyman döneminde, Hazreti Musa döneminde hüküm bastonla yapılıyor. Mesela iki kişi konuşsaydı, hangisi haklı olsaydı baston dururdu. Hangisi yanlış olsaydı o konuşunca baston sallanıyordu. Onun haksız olduğu ortaya çıkardı. Hazreti Süleyman döneminde rüzgarla oluyordu. Haklı olana rüzgar duruyordu. Haksız, batıl durumlarda rüzgar ne ediyordu? Esiyordu. Zilkarneyn döneminde hüküm suyla olurdu. İki kişi davaya gelince su üzerine çıkın. Kim batsaydı o haksız. Kim üzerine buz gibi dursaydı, batmasaydı o demek haklı. Hazreti Davud döneminde bir silsileyle hüküm yapılıyordu. Yani Beytül Makdis'ten de bir silsile, zincir vardı. İki kişi mahkeme geldikleri vakit o zincirin yanına giderlerdi. Elini uzatıyordu ikisi. Kimin eli yetişseydi o haklıydı. Kiminki yetişmeseydi o haksızdı. Haksız olan ne yapıyor? Eli yetişmiyordu. Uzun boylu olsa da yetişmez. Kısa boy, haklı, kısa boylu olsa da eli yetişir. Diyor, bir gün bir kişi kıymetli bir cevherini bir adamın yanına bıraktı. Emanet. Böyle bir süre geldi, istedi diye ben emanetimdir. Dedi, yok sen böyle bir emanetin yok, ben emanetini vermişim. O sen vermemişsin, bu sen ben vermişim derken silsileye gidelim, orada hüküm yapar, mahkeme olalım. Gidiyorlar. Tabi yoldan giderken, gitmeden önce bu emaneti alan kişi, veren değil, alan kişi inkar eden getiriyor o emaneti bastonun içine. İçini delmiş, o tutulacak yeri de kapatmış. Bastonun içine o cevheri atıyor, saklıyor.
Gidiyorlar silsilenin yanında. Tabi sırayla silsile tutacaklar ya. Silsilenin yanına gidiyor. Diyor sen bu benim bastonumu tut. Ben bu silsileye yapışayım. Ben uzatayım. O bastonu tutuyor. Bu da uzanıyor. Silsileye eli yetişiyor. Eli tutuyor. Ama diyor ya Rabbi diyor sen biliyorsun. Eğer ben bu emaneti sahibine vermişim ise bu silsileyi yaklaşır ben tutarım. Sen biliyorsun ben vermişim. Tabi basın içindedir vermiş. Elini uzatıyor, elini yap, değiyor, yapışıyor. Bu hayrete düşüyor. Nasıl oluyor ki bu ben emanetimi vermemiş. Elini yetişmemesi lazım değil. Yetişmiş. Oradan dönüyorlar Hazreti Yakup, Davud'un yanına giderler. Tabi bu sefer bastonu onun eline alıyor, yürüyorlar. Hazreti Davud sabahlanıyor, bakıyor ki silsile yok. Artık o silsilen kalkmış. Yüce Allah onu ortadan kaldırdı. Bazı insanlar orada da hile yapmaya başladılar. Silsile kalktı, artık Hazreti Davud'dan bu yani müddaiye hep şahitler gerekiyor. Oldum. Diyor, bir hikaye daha burada geçiyor diyor. Adam gibi bir harabe, yıkık bir eve gidiyor. Bakıyor orada bir öldürmüş adam var. Meğer orada biri öldürmüş, bunlar da kim öldürmüşler diye gözetliyorlar. Bu oraya gidince bunu yakalıyorlar. Diyorlar sen öldürmüşsün. Bunu getiriyorlar, kisas ediyorlar. Millete toplanıyor. O diyor siz sabır edin, ben iki rekat namaz kılayım, beni sonra idam edin. İki rekat namaz kılıyor diyor, ya Rabbi sen demişsin şehadeti inkar etmeyin. Kimin yanında hak bir şehadet varsa söylesin. Senden başka benim şahidim yok. Zayıf olduğumu, aciz olduğumu da biliyorsun. Benim şahidim sensin ya Rabbi. Sen bu beni buradan kurtar. Diyor hemen milletin içerisinde biri çıkıyor. Diyor onu bırakın. Bu adam onu öldürmemiş. Onu ben öldürmüşüm. Ona diyorlar hayrola. Sen niye kalktın bunu itiraf ediyorsun? Sebep ne? Seni buna sürükleyen nedir? Diyor batın kalbimde bana bir ses geldi. Biri bana öyle sesleniyor. Ey Frankies. Eğer sen kalkıp da itiraf etmesen ben seni açığa veririm, sen rezil olursun. En iyisi sen kalk itiraf et. Ben de itiraf etmekten başka çare bulamadım. O itiraf ediyor, öldürülen kişinin oğlu diyor, madem öyleyse bu itiraf ettiyse ben de onu affettim. Ben de kısas istemem. Oldum. Hadisi nasıl ezberleriz? An İbni Abbas'ın radiyallahu anhuma anne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال لو يعفن الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. Ama siz hadisun hasenin ravahul beyhakiyyü ve gayruhu deyseniz yeter. Tamam. 34. hadise geldik. Orada duralım. اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم اخي فهو درب